Merhabalar. Altep 4 Podcast'in sunduğu Son Yolculuğuna Gökyüzüne Yapanların 5. bölümüne hoş geldiniz. Bugünlerde hepimizin bildiği ve yaşadığı üzere bir salgınla baş etmekteyiz. Lütfen yetkililerin uyarılarını dikkate alalım ve evden çıkmayalım. Evde kal çağrımızı buradan yenileyerek başlamak istiyorum. Bu bölümümüzde havacılık deneyimini tamamen değiştiren jet motorlardan bahsedeceğiz. Bu bölümü Dr. Hans von Ohain ve Sir Frank Whittle olmasa yapamazdık. Çünkü bu bilim insanları jet motorlarının mucitleri. Yüzlerce hatta binlerce tonluk uçaklar ses hızına yakın hızlara çıkarken bu iki bilim insanının bulduğu jet motorları kullanıyorlar. Tabii ki 1937 yılında ilk buldukları jet motoru bugünkülerden yüzlerce kat daha az güç üretiyordu. Fakat bu devirde böyle bir icat tüm dünyayı etkilemeye yetmişti. Evet, şu anda hepimiz için binlerce kilometre uçmak ya da işte 200, 300, 400, 500 kişilik uçaklarda uçmak çok sıradan bir durum. Fakat o zamanlarda özellikle işte 2. Dünya Savaşı ve öncesi, yani bir uçağın 10 kişilik, 6 kişilik vesaire olduğunu ve uçmanın çok lüks, sadece zengin ve seçkin kişilere hitap ettiğini biliyoruz. Aslında bu bölümün anlamı, yani jet motorlarının aslında hepimizin, sizin, benim uçmamızı sağlayan ve belki de bu kazaların yapılmasını sağlayan, yani işte yapılmasının sonucunu veren bir icat. Tam 2. Dünya Savaşı'nın başlamasından birkaç yıl önce bulunan jet motorları savaşın gidişatını etkileyen etkenlerden biri olmuştu. Şimdi savaşı düşünürsek, yani işte zaten Nagasaki'ydi, Hiroşima'ydı vesaire, yani bunlar da aynı şekilde jet motorları olmasaydı belki de bu hava saldırıları yapılamayacaktı. Onun dışında işte İngiltere ile Almanya arasındaki hava muharebeleri belki de olmayacaktı. Belki aynı şekilde Japonya ile Amerika'nın hava muharebeleri belki yapılamayacaktı. Çünkü jet motorları olmasaydı belki de, yani hem pervaneli bir uçağın zaten herhangi bir manevra yeteneğinin olmadığını çok rahat düşünebiliriz. Çünkü hani pervane zaten karşısına gelen dikey havaya göre dönen bir alet ve uçağın çeşitli manevralarında problem yaşadığı zaten belliydi. Hani jet motoru yönden bağımsız sadece bir hava ortamı olması ve arkasında ona verilen akaryakıtla beraber çalışan bir mekanizma sonuçta. Hani o yüzden hem bu Amerika'nın yaptığı vahşi saldırılar olmayacaktı belki. Belki de dediğim gibi bu diğer ölümler olmayacaktı. Hani evet, belki daha uzun sürecekti, bilemeyiz. Ama belki de bu savaşlar olmayacaktı bile. İngiliz uçak üreticisi Havilland şirketi 1947 ilk jet motorlu uçak olan DH-106 Hornet 1 modelinin ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Saatte 740 km hızla gidebiliyor ve 44 yolcu taşıyabiliyordu. İşte bu tam anlamıyla dünyanın artık değiştiği anlamına geliyordu. Daha emeklemekte olan havacılık teknolojisi jet motorlarının gelişiyle hem değişmeye hem de gelişmeye başlamıştı. İlk jet motorlu uçaklar daha önce uçulmadığı kadar uzaklara ve daha önce uçulmadığı kadar hızlı uçtuğu için uçak tasarımındaki yetersizliklerle bir takım kazalar meydana gelmişti. Bu kazalar sonucunda uçak gövdelerindeki basıncın bu şartları sağlamadığı ortaya çıkmış ve mühendislik buna da çare bulmak için uğraşmıştı. Mesela uçak camları burada önemli bir ayrıntı. Çünkü uçak camlarını biliyorsunuz içeride mi dışarıda mı olması çok tartışılır. Uçak camları aynı şekilde işte etrafındaki kaplama malzemesi vesaire çok o zamanlar problem çıkarmış ve işte zaten mühendislik böyle bir şey. O ortaya çıkan sorunların geliştirilmesiyle devam eden bir şey ve mühendislik de bunlara çözümler üretmiş. O zaman meydana gelen çeşitli kazalar var. O yüzden dediğim gibi şu anda bizim bildiğimiz bu güvenli uçaklar o zaman belki de bu kadar güvenli aletler değillerdi. 1965 yılına kadar Türkiye'ye jet motorlu uçaklar getirilememişti. Yani hem hava meydanlarının durumu hem de ekonomik gerekçeler buna engel olmuş olsa gerek. Hem daha yeni kurulmuş bir ülke oluşu ki zaten sonra gelen uçaklarda Amerika'nın çeşitli inisiyatifleri vesaire bize veriliyor. Onun dışında bir de hava meydanlarının yetersizliği burada çok önemli. Evet, yani şu anda bile işte Airbus A380 gibi dünyanın büyük uçaklarının inemediği birçok havaalanına sahip olan ülkemizde o zamanlarda da
muhtemelen daha ağır olan jet motorlu uçaklarında inmesini zorlaştıran havalimanları vardı ve sadece bunların satın alınması değil, hava meydanlarımızdan, havalimanlarımızdan bunlara uyum sağlaması gerekiyordu. O yüzden Türkiye'ye birçok şey gibi jet motorlu uçaklara geç gelmişti. Uçuş güvenliği bakımından oldukça kötü bir karnesi olan DC-9 uçakları Türk Hava Yolları filosuna katılmıştı. 21 Ocak 1972 tarihinde hacı adaylarını Suudi Arabistan'a götüren ve içi boş bir şekilde Ankara'ya dönen Marmara isimli uçak Adana'ya acil iniş yapmaya çalışırken düştü. Meydana gelen motor arızasının bir de Adana Havalimanı'ndaki ağır hava koşulları eklenince bir felaket gerçekleşiyordu. Havadan inmeye çalışan uçak ilk iniş denemesinde yoğun kar yağışı nedeniyle inememiş ve pas geçmişti. Havaalanı kontrolörleri Marmara uçağının ikinci iniş denemesini beklerken uçaktan haber alamamışlardı. 5 kişilik mürettebatın 4'ü yaralı olarak kurtulmuştu. Ölen tek kişi kabin memuru Hülya Mavileri'di. Ülkemizde DC-9 yani ilk jet motorlu uçakları DC-9'un yaptığı ilk ve tek kaza bu Adana kazasıydı. Bu bölümü de bu elim kazada hayatını kaybeden Hülya Mavileri'ne armağan ediyorum. Son yolculuğunu gökyüzüne yapanları anlatmaya devam edeceğim. 6. bölümde görüşmek üzere.